Merhaba arkadaşlar. Güzel bir Temmuz gününden hepinize iyi günler diliyorum. Bugün en sevdiğim çekimlerden birini yapacağız. Ne yapacağız? Dönerciye döner yemeğe gideceğiz. Geçen sanayide gezerken çok güzel bir dönerci buldum arkadaşlar. Gerçekten işini iyi bilen Erzurumlu bir arkadaş. 19 sertifikalı bir dönerci. Bu arkadaşla döner yemeğe gideceğiz. Şimdi yola çıkıyoruz. İnşallah bize afiyet olsun. Merhaba arkadaşlar. Sanayideyiz. Sanayi lezzetleri her zaman çok güzeldir. Sanayide yapmayı çok güzeldir. Sanayi ustaları gerçekten güzel. Lokanta ustaları, döner ustaları. Ben gezinirken bu dönerci arkadaşı gördüm. Baktım sırf öt döner. Dedim ki bunu yiyeceğim. Gerçekten mükemmel bir döner olmuş arkadaşlar. Ayrıntılar videonun içinde var. Buyurun yemeğe geçelim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi sırf et döner. Hiçbir gram kıyma yok. Yağ oranı mükemmel. Yağlar şıpır şıpır damlıyor. Bildiğin çağ kebabının döner hali olmuş. Şu anda burnuma gelen kokuyu size anlatamam. Mükemmel. Mutlaka gelip denemenizi tavsiye ediyorum. Arkadaşlar bu arkadaşımız çok ilginç bir dönerci. Tam 19 sertifikası varmış. 19 sertifikalı dönercide döner yedik. Gündem afiyet olsun. Gündem afiyet olsun. Arkadaşlar şu anda 19 sertifikalı bir ustamız var burada. Döneri kesmesi bile başka. Şimdi arkadaşlar bu döner sırf et döner. İçinde bir gram kıyma yok. Ustamız Erzurumlu. Bu işin piri. Yani şöyle diyebiliriz ki çağ kebabının döner halini yapmış. Gerçekten mükemmel bir döner. Kokuları müthiş. Şimdi ustam bana döneri kesiyor. Seftesini ben yapacağım. İnşallah. İnşallah. Bakalım. Porsiyonlarımız 200 grammış. 200 gram 20 TL. 200 gram 20 TL müthiş mükemmel bir rakam arkadaşlar. Şimdi bedava dağıtıyoruz abi. Koç döner olarak. Bedava gibi bir şey yani. Gerçekten bedava gibi bir şey. Bakın arkadaşlar işi bilenler bilir. 1 gram kıyma yok. Yağları da özel olarak seçilmiş yağları bu. Her yağda kullanmıyor bizim ustamız. Evet. Yani bu yağı yerken normalde ben rahatsız oluyorum. Erimeyen yağları ama burada rahatsız olmuyorum. Nasıl bir terbiye yapıyorsa. Abi 30 yıllık mesleğimiz. Artık asap çocuğuyuz. Biz bu işi iyi biliyoruz elhamdülillah. Evet Muhammed Sıza. İşimizi yapıyoruz. Sakarya'da bizi konuşuyor. Hamdolsun. İnşallah. Yeni inşallah. Yeni olduğumuz halde hamdolsun. İşlerimiz iyi elhamdülillah. Dönerimiz çok güzel ustam. Lezzeti keşfettim. Koç döner. Çok mükemmel bir lezzeti var. Şimdi ama biz bakacağız. Şimdi hemen bana bir tane yapıyorsun. Abi bir servis alalım buraya. Geliyor mis mis. Ve her 200 gram arkadaşlar gördüğünüz gibi bana 10 gram bir kıyak yaptı ustam. Genelde bütün müşterilerimizi yapıyoruz abi. Ustacığım şu lavaşını da bir yağına bandırabilir misiniz? Tabii ki nereye? Bunu her isteyen müşteri de yapıyor arkadaşlar. Bunun özelliği zaten bu yağı. Şahane. Lavaşını da güzel usta yap. Abi lavaşlarımızı özel yaptırıyoruz. Bu Erzurum'a özgü bir şey. Değil mi? Bunu da her yerde bulamazsın bu lavaşta. Gerçekten bulamıyoruz yani. Abi servis alalım abime. Abi.
arabayı 15 yapıyorum. Sade. İçinde hiçbir şey yok. Muhammed Usta bu işe gönül vermiş. Üşenmemiş, gitmiş arkadaşlar. 19 tane sertifika almış. Usta nereden çıktı bu sertifika işleri? Abi biz işimize, mesleğimize aşığız. İşimizi seviyoruz. Etimiz olduğu gibi vergilerimizde de şeffafız. Et mükemmel zaten. Eti diyecek yok da. Abi biz nasıl eti bir terbiye veriyorsak, bir marine ediyorsak, bir sosları onu güzelleştirmeye çalışıyorsak, bazı şeylerin de eğitimini alıp kendimiz işimizde daha güzel bir koruma nasıl getiririz, işimizde daha nasıl başarılı oluruz. Onun için bizim de eğitim almamız gereken insanlar oldu. Biz de onlardan eğitimlerimizi aldık. Yani şöyle çünkü diyoruz. Başarımızda onların ortaklığı var ya. Şöyle diyoruz. Ne kadar et terbiye ediliyorsa insan da terbiye edilmesi aynen gerekiyor. Öyle. Yeşeren ağaç gibi de. Yeşeredikçe faydasını görürsün. Bu ağacın kimseye faydası olmaz. Yani usta sen burada büyük hayır dualar alıyorsun. Allah razı olsun abi, evet. İnşallah. Yerlere içenlere şifa olsun. Ayrancının yanında. Arkadaşlar gerçekten yanında kurtarıyormuş bu iş ki 200 gram döner 20 lira. Mükemmel bir et. Abi beni kurtarıyorsa bu bana bir yönüye bırakıyorsa herkese bir yönüye bırakır. İnsanları dolandırmanın, fazla fazla para almanın bir manası, bir anlamı yok. Tabii ki yüksek kiralı iş yerler var. Onlara bir şey diyemiyorum. Ama bizim kiramız uygun, personelimiz, giderimiz standart bizde olduğu için biz gönlümüz rahat. Müşterimiz yesin, memnun olsun, mutlu olsun. Biz de bir ünlüye kazanalım. Elhamdülillah, hamdolsun. İnşallah usta seni daha güzel bol yerlerde... Bol kepçe tabii abi yani. Bak müşterim ne diyor, bol kepçe de diyor bir de, bol evet kepçe. İnşallah usta seni daha güzel yerlerde görürüz. İnşallah, inşallah. Seninle de sohbet edebilirsin abi. Üşenimin de fikrini alabilirsin. Bol kepçe çok güzel döner. Mis gibi, harika. Abi hakikaten... Başka bir şey diyemiyoruz. Başka bir şey demeye gerek yok abi. Yiyenler zaten belli ediyor kendini. Biz de yedik. Kaçıncı gelişim benim burası. Çok da uygun. Değil mi? Evet. Mükemmel. Afiyet olsun abi. Nasılsa etler mükemmel. Harika ya. Usta Erzurumlu muydun sen? Evet abi, Erzurum. Maşallah çok güzel. Abi afiyet olsun. Yeni şiş bağışın. Ellerine sağlık. Allah razı olsun. Afiyet olsun. Eyvallah.